Çocuklarıma istikbal hazırlayacaktım, evlendirecektim, ev sahibi yapacaktım, iş sahibi yapacaktım. Bu dertle meşgul olarak sakın Allah'a karşı olan vazifelerinizi aksatmayın. Mallar da elden çıkacak, evlatlardan da ayrılacaksın ama Allah'a gideceksin. Gel kulum bakayım şimdi. Dünyada Allah ile arası iyi olmayan insanın sizce ölümden sonra Allah ile arası iyi olur mu? Dünyada Allah ile barışmayan insanın ahirette Allah ile barışması söz konusu olur mu? Barış yeri de burasıdır, dövüş yeri de burasıdır. Bugün hesap, amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınızla meşguliyetiniz Allah'a karşı olan vazifelerinizden, Allah'ı anmanızdan sizi alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Eğer sizden birileri malıyla, mülküyle, çoluğuyla, çocuğuyla meşgul olurken Allah'a karşı vazifelerini unutursa, patrona karşı vazifesini unutmuyor, fabrikaya karşı, ofise karşı vazifesini unutmuyor, vaktinde gidiyor, işini yapıyor, işini görüyor. Ama Allah'a karşı vazifesini unutuyor. Patrona karşı vazifesini unutmuyor, Allah'a karşı vazifesini unutuyor. Amirine karşı vazifesini unutmuyor, emredersin diyor ama Allah'a emredersin diyor mu? Sabah namazında emrediyor, emredersin diyemiyor. Öğle namazında emrediyor, emrediyorsun diyemiyor. İkindi de emrediyor, emrediyorsun diyemiyor. Ne oluyor böylece? Başkalarının gücünü Allah'ın gücünün üzerinde görmüş oluyor. Hayattaki uygulama olarak böyle. Kim böyle yaparsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlar zarara ve ziyana uğrayanların ta kendileridir. Yandım Allah, yandım deyip sonunda feryat edecekler. Eyvah biz yanlış yaptık, yanlış yaptık diyeceklerin ta kendileridir, diyor. Nerede diyor bunu? Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde.